Bugün size böyle birçoklarının merak edip sorduğu bir soruyu yanıtlayacağım. Bu da avokado bitkisini nasıl yetiştiriyoruz? O kadar basit ki. Yani eğer böyle çok avokado tüketen ve böyle işte ulan keşke bir ağacım olsun da olsaydı da işte böyle sabahları kendi avokadomu toplasaydım, kendi avokadomu ağaçtan böyle koparsaydım dediğiniz zamanlarda yardımınıza koşacak. Ama hemen tabii ki olmuyor bu. Mesela şu yaklaşık bir senelik bir ürün. Bunun biraz bir tık daha büyüğü var. O da böyle 1,5 sene önce yaptığım bir avokado. Bir sene yok ya. Herhalde 8 ay falan. Ne zaman? Mayıs'ta başladım galiba. Mayıs. Daha Mayıs olmadı. Bir sene olmadı. Bu hale geldi. Ama çekirdekten başlıyor. Yani dikim yapmıyoruz, ekim yapıyoruz direkt. Önce bir fide haline getiriyoruz bunu böyle bu şekilde. Daha sonra daha büyük bir toprağa, daha büyük bir saksıya alıp biraz daha işte büyümesini bekleyeceğim. Bunu ben nerede böyle merak saldım diyeyim. Zaten herkes biliyor benim avokado aşkımı. Avokado sevdiğim gerçekten çok güzel bir meyve. Kahvaltıda, akşam yemeğinde bile avokadoyu her şekilde kullanıyorum. Her yemekle yapıyorum. O yüzden ben bir Airbnb seyahati yaşadım bu İrlanda seyahatimizde. Hatta onun linkini şöyle şuraya bir yerlere bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Orada bir aile vardı. Bir aile yaşıyordu. Yaşadıkları evde böyle küçük bir kız çocukları vardı. Adı Sasha'ydı. Çok tatlı bir kız. Hatta şurada bakın resmini göstereyim. Sasha, Ali ve ben. Orada evleri tamamen salon, kocaman, yemyeşil, çeşit çeşit bitkiler var. Ve gerçekten böyle Allah'ım falan dedim. Yani bu nasıl ancak benim düzenleyebileceğim bir ev olabilirdi diye düşündüm. Kitapların ve bitkilerin çok olduğu bir salon düşünün ve dışarıdan tavandan bir aydınlatması vardı. Cam aydınlatması. Gökyüzünü falan görüyorsunuz. Çok harikaydı. Orada adamcağızın özel ilgisi varmış fotoğrafçılığın dışında. Bu da avokado yetiştirmek. Çeşit çeşit böyle boy boy avokadoları vardı. Dedim ki mesela işte şöyle yerden böyle bu boyda bir avokado bitkisi. Dedim ki bu kaç senedir bu böyle bu hale geldi. 3 sene dedi. 3 senede mi sadece bu kadar oldu? Evet. Yani yetiştirmesi gerçekten zor ama bir yönden de kolay. Çünkü yaptığınız tek şey sadece bitkiyi bir ışıklı bir yere koyup, ışık alan bir yere koyup sulamak. Yani 2-3 günde bir böyle az az suluyorum ve gerçekten benim bitkilerim böyle güzel, sağlıklı, minnoş. Bu biraz kurumuş. Bakıyorum diyorum ama biraz kurutmuşum. Şimdi yapmamız gerekenleri ben size sıralayacağım. Önce malzemelerden başlayalım. Bir tane yenmiş avokadonun bir çekirdeği. 3 tane kürdan. 1 bardak temiz su. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var. Aslında internette araştırma yaptığınız zaman birçok farklı bilgiyle karşılaşabiliyorsunuz. Mesela şöyle. İşte avokado çekirdeğinin o üstündeki zarı soyayım mı, soymayayım mı meselesi. Şimdi bakın, şöyle bir durum var. Eğer avokadonun çekirdeğinin üzerindeki zar şöyle biraz oynadığınızda, bakın bunun gibi oynuyorsa, açılıyorsa bunu soyabilirsiniz. Şart değil. İlle ben bunu soymadan aman buradan filiz çıkmaz, bu kök vermez diye bir şey söz konusu değil. Ben her iki şekliyle de gerçekleştirdim büyütmeyi. Bu ama gerçekten böyle bir şey durumda, yani kopma durumundaydı ve ben bunu kopardım, kenara koydum. Hepsini temizlemek zorunda değilsiniz. Bunu bu şekilde yapacağız. Şimdi yapmam gerekenleri anlatıyorum. Bir tane avokadonun çekirdeği. Bakın bunun sivri ucu şurası. Bu ucu yukarıda kalacak. Alt kısmı, poposu. Şurada hatta görürsünüz. Burası aşağıda kalacak. Bunun
üç tarafından kürdan yardımıyla bir destek yapacağım. Ama tam ortasından değil, mümkünse biraz daha yukarısından, yani 3'te 2'lik kısmı aşağıda kalsın. Kürdanları paralel değil, dik de değil, hafif eğri durumunda biraz batırıyorum. Çok değil, tamamen çekirdeğin içine kadar girmesin, zarar vermesin. Şimdi bu tarafı yapıyorum. Şimdi de bu tarafı yapıyorum. Bu kadar yeterli. Sonra bir bardak su, üstüne avokadolarımı koyuyorum. Görüldüğü gibi çekirdeğin yarısı suda, yarısı yukarıda açık. Bu şekilde bu su aşağı indikçe suyu tazeliyorum. Aşağı indikçe suyu tazeliyorum. Çekirdeğin asla susuz kalmamasını sağlıyorum. Bu şekilde. Çekirdeği suya koyduktan sonra bayağı bir bekliyorsunuz. Yani herhalde bir ay, belki de iki ay boyunca hiç filizlenme yapmıyor. Ama daha sonra altından fark ediyorsunuz. Küçük bir kök çıkmaya başlıyor. O kök uzadıkça tepesinden de bir patlak veriyor ve filiz çıkmaya başlıyor. Altındaki kök uzadıkça üstteki filiz de ilerliyor ve küçük küçük yapraklar vermeye başlıyor. Üzerindeki bitki şu kadar, hatta belki şu kadar olduktan sonra, yani birkaç yaprağa çıkıp o yaprakları büyüdükten sonra ve kökü aşağıda iyice uzadıktan sonra toprağa gömüyoruz. Toprağa gömme kısmı da şu şekilde oluyor. Çekirdeğin üst kısmı yukarıda kalacak ve 3'te 2'lik kısmı toprağın içinde kalacak. Bu önemli. Yani çekirdeği direkt toprağın içine gömüp üstünü toprakla kaplamayın. Evet, işte hepsi bu kadar. Sadece 3 kürdan, 1 çekirdek ve 1 bardak su ihtiyacımız var. Bu benim canım avokadom. Yeri gelmişken, susuz kalmışken biraz şu kadar sulamak yeterli. Aa, bu arada öbürünü de göstereyim size. O da şurada. Bunun saksısı biraz daha büyük. Bu benim ilk avokadom. O yüzden yeri daha ayrı bende. Bakalım bunlardan böyle büyük büyük meyveler alabileceğiz mi? Şurada şöyle meyvenin sallandığını falan göreceğiz mi? Bilmiyorum ama ben meyve vermemiş olsalar bile onları çok seviyorum. Bir de buradan yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Artık bana böyle işte ya nedir bu avokado işte ya yine mi avokado ya bıkmadın mı? İşte yeşil yeşil yeşillendin falan böyle değişik değişik komiklikler yapmayalım artık bundan sonra. Yeşil seven yeşil kalsın, kırmızı seven kırmızı kalsın. İnsanların özel zevkleri olsun, sizin de olsun. Farklı şeyler yapabilirsiniz. Ben evet bitki yetiştirmeyi seviyorum, doğal beslenmeyi seviyorum, sağlıklı beslenmeyi seviyorum. Ağacı, çiçeği, börtü, böceği seviyorum. Sen belki kitaplardan hoşlanıyorsundur. Bir sürü evin kitap doludur. Belki ne bileyim bir makyaj koleksiyonun vardır. Bir sürü rujun, bir sürü farın, bir sürü işte yeni çıkan rimellerden haberin vardır. Herkesin zevki ayrı. Herkesin özel zevklerine saygı duyalım diyorum. Şimdilik bu kadar. Umarım bu küçük soruya yanıt verebilmişimdir. Eğer elinize böyle avokado çekirdekleri geçerse değerlendirin derim. Hem güzel bir bitki elde ediyorsunuz, evinizi yeşillendiriyorsunuz. Hem de belki ileride meyve elde edeceksiniz. Belki çocuklarınıza kendi yetiştirdiğiniz bitkinin avokadosunu yedireceksiniz. O yüzden deneyin derim. Bugünlük benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese buradan öpücükler, sevgiler. Hoşçakalın. One day, baby.